Yani CHP'nin eli öyle bir bağlanıyor ki burada eli kolu, özellikle CHP'nin hani çoğunluk belediyelere sahip olduğunu düşünürsek şu anda erken seçimi zorlamaktan, sokağa çıkmaktan, işte kadrolarıyla, örgütüyle, ilçe il gençlik kollarıyla hani bu işin ucundan tutmaktan başka çok fazla çaresi kalmayacak duruma getiriyorlar benim anladığım kadarıyla. Fakat iktidarın hesaplayamadığı bir şey var. Onu birazdan söyleyeceğim. Önce isterseniz konuyu Ali Mahir Başarır çok ilginç bir yere getirmiş. Aslında ilginç de değil, olası bir yere getirmiş. Onu dinleyelim, oradan devam edelim. Dinledikçe sürekli olarak başka bir konu aklımıza geliyor. Dün belediyeleri konuştuk. Nerede emeklere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz kurumu olan borcunu ödesin. Ne kadar sosyal güvenlik kurumunun alacağı var? Bugün itibariyle 540 milyar. Peki bunun ne kadarı belediyelerin? 96 milyar. Şimdi ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na sormak isterim. Geri kalan bu para nerede? Bu konuya bu kadar meraklıysan, bu konuyu bu kadar önemsiyorsan, şu 5 milyonun üzerindeki ya da 1 milyonun üzerindeki sosyal güvenlik kurumuna borcu olan şirketleri bir açıklayın bakalım. İşte zurnanın zart dediği yer burası arkadaşlar. Şimdi okey, hani SGK borcunun, bakın ne kadar SGK borcu var ve ne kadarı isteniyor. Hani diyor ki bunun sadece 96'sı, baştan dinleteyim, çok önemli çünkü burası çok önemli. Sürekli olarak başka bir konu aklımıza geliyor. Dün belediyeleri konuştuk. Nerede emeklere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz kurumu olan borcunu ödesin. Ne kadar sosyal güvenlik kurumunun alacağı var? Bugün itibariyle 540 milyar. Peki bunun ne kadarı belediyelerin? 96 milyar. Şimdi ben burada... Bakın 540 milyar, 96 milyar belediyelerden. Yani içinde mevcut AK Parti belediyesi de vardır vesaire. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na sormak isterim. Geri kalan bu para nerede? Bu konuya bu kadar meraklıysan, bu konuyu bu kadar önemsiyorsan, şu 5 milyonun üzerindeki ya da 1 milyonun üzerindeki sosyal güvenlik kurumuna borcu olan şirketleri bir açıklayın bakalım. Çünkü emekliyi 20 yıldır birikmiş sosyal güvenlik kurumunun borçlarıyla kurtaracağını söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. 540 milyar şu anda alacağı var kurumun. Nerede bu para? Sayın Bakan bunu niye takip etmiyor? 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira bir şey söylemiyorum. Esnaflar var. Esnafların durumu çok kötü. Çok küçük işletmeler var icrada. Onlara hiçbir şey söylemiyorum. Ama çok büyük işletmeler var bunu ödemeyen. Sürekli af bekleyen, afla bunu çözen. Eğer bu konuda bu kadar samimiyseniz gelin bunu açıklayın bakalım Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi arkadaşlar düşünsenize, mesela bunun 540 milyardan 96 milyar hani belediyeye ait olan SGK borçlarını çıkarınca, bu arada ben şunu değilim, bu borçlar ödenmesinci değilim, tabii ki de ödensin. Ama işin ya bu borçlar nasıl oldu kardeşim, ya 1-2 senelik değil 10 senelik, yani hani elimizde şeyler var, konuşuyorlar 10 senedir 20 senedir ödenmeyen diye. Hani böyle adamların şeylerini gönderiyorsunuz, işte İller Bankası'ndan alacaklarını, haklarını, neyse paylarını. Yani bu peyderpey de kesilmemiş 10 sene içerisinde. Ya bak işte senin şuraya mahsup ediliyorum da dememişim. Bir anda böyle bu alacaklara çökmek çok acayip bir şey yani İller Bankası payından. Neyse, şimdi bu 540 milyar ya hani SGK'nın borcu. Bundan 96 milyarı çıkardığınızda 444 milyar kalıyor. Ben inanmıyorum ki, inanmıyorum ki böyle hani çok küçük işletmelerin böyle 10 yıllardır borcu olsun. Hadi diyelim bunun yüzü şey böyle işte masum esnaf, KOBİ falan filan yüzü hadi diyelim. Peki kalan kimin? Kalan tahsil edilmeyen SGK borçları kime ait? Hangi şirketler ödememiş? Diyor ya Ali Mahir'de 1 milyon 5 milyon üzeri borçlar açıklansın o zaman diyor. Bence de açıklansın o zaman. Kimin bunlar, şirketler mi, ayrıcalık geçirilen kurumlar mı, kamu kurumları mı, kimler var mesela bu 444 milyarın içerisinde? Özellikle borcu 1 milyon ya da hadi geçtim 5 milyon üzerinde olan, bence asıl zurnanın zart dediği yer ve burası çok önemli, bakın burası. Yani ben şimdi alabildiğimden alırım, aslında bizden olmayandan alırım, bizden olan da ama zaten onlar vergi de vermiyor tadında bir şey oluyor. Ya Mr. May demiş ki beşli çete direkt başı tutuyordur. Valla bilmiyorum, başı mı tutuyor, sonu mu tutuyor, nereyi tutuyor, varlar mı yoklar mı, bir fikrim yok. Ama madem öyle açıklansın, değil mi? Kime ait bu 444 milyar? Tamam anladık, 96 milyar TL'si belediyelere ait. Belediyelerin yakasına çökeceğiz, biz de bu parayı alacağız tadında gelişiyor. Peki kalan
444 milyar TL kime ait? Hadi bunun yüzü küçük işte KOBİ'ler olsun diyelim ki yoktur ama kime ait kalan? 5 milyon üzeri SGK borcu olanlar kimler? Atasay Kuyumculuk Simpaş 3 yıldır hiç vergi ödememiş diye. Biz o konuyu dün işledik. SGK vergi dairesi gibi değildir. Asla affedip borç silmez ve unutmaz demiş. Hani nerede o zaman? Bunlar da açıklanması gerekiyor. Neyse bunun üzerine şimdi Özgür Özel bu konuyu işte Bursa'daydı. Onun açıklamaları var belediyelere ilişkin. Yerde milletin adayları kazandı. Şimdi devletin gücüyle milletin karşısına dikilip de paralarını koyalım. Bugün haberler geliyor. CHP'li belediyelere borçlar yüzünden haciz işlemi yapacak. Talimatları vermiş. Parayı AK Partili harcamış. Biz ödeyeceğiz bunu. Hem de şimdi ödeyeceğiz. Haciz yaparak aracımızı, gerecimizi bağlatacakmış. Efendim çöpleri toplayamaz hale getirecekmiş. Genel başkan olarak kendi ellerimle toplarım. Yine namerde muhtaç etmem bu milleti. İşte AK Parti'nin tam olarak öngöremediği şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar belediyeleri de sıkıştırsa şu anda CHP belediyelerinden bahsediyorum. Ne kadar şeyi de kesse, İller Bankası alacaklarını da kesse. AK Parti'nin öngöremediği çok objektif bir şekilde söylüyorum. İktidara gelmeye aç bir CHP var şu anda. Hani eski CHP yok. Eski CHP aman işte tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey, Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber. Tıkırımız dönsün, işimiz gücümüz yolunda gitsin. Biz de şimdi fazla göze batmayalım. Bak birkaç belediyemiz var. Zaten yani bizim gözümüzde çok yükseklerde, iktidarda değil. Tadında bir CHP yok artık. Genç kadroları, örgütleri, ilçe başkanlığından gelen belediye başkanları, genç üyeleriyle beraber gerçekten iktidara geleceklerine inanıyorlar ve gerçekten çalışıyorlar. Çok yani muhakkak istisnaları vardır. Çok çalışıyorlar ve inanın sırf iktidara gelebileceklerse eğer yani onun yolunda hepsi iner çöp toplar. Hiç gocunmadan toplarlar. Çok gençler ve bunu yapabilecek enerjileri ve güçleri var. Şimdi AK Parti'nin öngöremediği şey bu. Neden? AK Parti ilk geldiğinde hepsi çok gençti. Ağır topları vardı, enerjileri yüksekti ve onlar da yaparlardı bunu. Keza Erdoğan'ın geçmiş hikayesinde buna benzer şeyler var. Ama AK Parti genç bir parti değil, yorgun, metal yorgunluğu var, çok fazla mücadeleden geçti. Artık yaşlı bir parti, kişilerden bahsetmiyorum. Bakın çok fazla mücadeleden geçen bir parti ve çok da yara aldı. Dolayısıyla bugün AK Parti'nin mesela aynı mücadeleyi verebilecek gücü yok. Erdoğan'ın ekseninde dönen bir AK Parti var. Yani böyle bir kadro hani İmamoğlu diyordu ya gençliğimiz var diye. Aha işte o CHP'de var. Hiç gocunmaz çıkar elleriyle toplarlar ve inanılmaz bir şeyle görüntülerle halkı da yanlarına alırlar özellikle ve bunu çok avantajlarına kullanırlar. Yani Özgür Özel bunu söylerken şaka yapmıyor. Yani bunu hani görüyorum toplantılarda gittiğim yere. Ben iki tarafın da toplantılarına gidiyorum. AK Parti'ye de gidiyorum. CHP'ye de gidiyorum. AK Parti'de genç arkadaşlar var. Yok değil. Ama onlar yaş alan bir partinin içindeki gençler. Yani aynı şey değil. Şöyle oluyor. Yaş alan bir partinin içerisindeyseniz yani CHP de yaş alan bir parti ama iktidarda değil yani iktidarda yaş alan bir parti diyeyim. Şöyle oluyor hacı bize ne zaman sıra gelecek modunda oluyorsunuz. Bak hep işte yaşlılar şeyde görevde örnek veriyorum misal ama CHP öyle değil yani iktidarda daha değil ve iktidara gelmek istiyor. Yani o gençlerin baya baya bir yapası var yani çok. O yüzden AK Parti'nin asıl hesap edemediği şey ya da belki de hesap etse de öngöremediği mi diyeyim yoksa buna rağmen artık bir zarı attık yapacak bir şey yok mu diyor bilmiyorum. Ama bu hamle bile başlı başına erken seçim için CHP'ye iktidarı altın tepside sunar yani. Ama öyle ama böyle. Filiz Yiğitoğlu ruhunu kaybetti demiş AK Parti için biliyorsunuz. Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemiyle zenginleşmiş bir parti diyor. Ya sadece öyle değil arkadaşlar. Yani yıllarca iktidarda kalmak falan, yani bir sürü mücadele atlatmak bunlar çok kolay işler değil baktığınızda.